kere ya. Fırıldak Arif. Sordu baba. Ne dedin? Kasaba gitti dedim baba. Aferin, iyi demişsin. Güzel. Çık, 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 hadi. Master Chef Arif Usta. Nihayet pişmikten kalkıp gelebildin dükkanına. E pişbiri Hacer. Kasaba gittim ben ya. Söylemedim mi Beys? Söyledi. Babam kahvede pişpirlikte dedi. Çevir yanıyor, çevir. Ulan Beys. Ulan eski Beys'i. Başka bir şey ister misiniz? Afiyet olsun. Pardon, siparişimiz hala gelmedi ama. Aa, hemen, hemen. Zekeriya biraz acele et. Müşteri kebap bekliyor. Tamam, pişiyor işte hanım. Ya acele yemek istiyorlarsa hamburgerciye gitsinler. Kebap, kebap öyle aceleye gelmez. Evet sevgili ustam, sebzeler de hazır. Sağ ol kızım. Ben çıkıyorum artık. Kızım sen ne meraklıymışsın kaykıkmaya ya. Ablan gelsin ondan sonra çıkarsın. Yardım et biraz. Anne ya dayanamıyorum et kokusuna, vejeteryanım ben. Sus, kız. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Vejeteryan kebapçı kız mı olur? Vallahi müşteri uğrarsa bir daha dükkana uğramaz. Pronte chef. Bene, bene. Siamo troppo lenti oggi. Più veloci per favore. Ehi amici miei. Dai su, non fate arrabbiare lo chef. Charlie. Sola. Infame. Ah ah. Che cosa fai qui? Vergognati, ma quale infame? Non posso venire a trovare il mio fratello. Ehi, 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 ehi. Stai lontano dalle mance. Ma non avete nulla da fare voi? A che guardate? Ne biçim bir insan olmuşsun Zola. Şunun yanında ettiğin laflara bak. Hırsız mıyım be? Değil misin? Sana sahtekar dedim ya, hemen Türkçe'ye döndün. Uyanık, anlamadın mı sen de? Oh mio Dio, ne alakası var ya? Ya ne demek ne alakası var? Benim parayı getirdin mi kardeşim? 1000 euro verdim sana, hatırlıyorsun. Bir gün dedin sen bana, 3 ay oldu. 4 ay, kaç ay oldu? Oldu mu o kadar ya? Zaman çabuk geçiyor fratello. Senin şu meşhur kahveden var mı? Bakma şöyle, çok gerginsin ha. Beni de gerdin iyice. O kahve bak, sana da iyi gelir, bana da. Hadi, andiamo. İnşallah buradan çıkmazsın Ahmet. İnşallah. Kim bu ya?
Ahmet! Ah. Ahmet! Ahmet! Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Öyle kafana göre benim evime girip çıktın. Bak, durur musun? Kıymetliyse keşke sahip çıksaydın ya sevgiline. Var ya en çok senin bu kahveni özleyeceğim Ezola. Çabi. Bak bir sürü işim var kardeş. Gerçekten. Ne oldu bir yere mi gidiyorsun? Esi, seni son kez görmeye geldim ben. İstanbul'a gidiyorum ben. İstanbul. Neden? Aa şey tabii. Koskoca İtalya'da dolandıracak kimse kalmadı. O yüzden biraz daha İstanbul'da dolandırıcılık yapayım dedin değil mi? Kirici oluyorsun ama. Dostum. İstanbul'a babamı bulmaya gidiyorum. Bak bu da yanımda. Çavi. Uf Çavi. Yine mi bu fotoğraf be? Elimdeki tek ipucu bu biliyorsun. Arnavut köylü yakışıklı kebapçı. Ya Arif, aradım açmadı oğlan. Kim bilir nerede söndürmüştür feneri. Adam olmaz bu çocuk ya. Evet. Hı? Baba oldu adam et o zaman çocuğu. Günaydın. Uyandın demek. Neredeyim ben? Ne demek neredeyim ya? Şaka falan mı yapıyorsun? Pardon siz kimsiniz? Bir dakika bir dakika. Siz mi olduk yani şimdi? Yuh! 113 defa Azra aramış. Vallahi sadece aramakla kalsa iyiydi ya. Evi de bastı. Biraz manyak herhalde bu kız. Ya sen benim sevdiğim kız hakkında doğru konu... Ne? Evi mi bastı? Evet bastı ama çok gururlu kızmış ya. Zaten seni böyle görünce çekip gitti. Ulan Ahmet. Salak al. Kıymetliyse keşke sahip çıksaydın ya sevgilim. Kızım Azra neredesin sen? Kaç kere söyledim sana hafta sonları bir yere kaybolmayın diye. Azra? Yavrum ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sebep? Soğan doğruyordum baba. Ondandır. Soğan mı? Soğanlar nerede? Terk ettim baba. Soğanları? Ha, soğanları. Bir daha da beni ağlatan hiçbir soğanın ne hayatıma sokacağım ne de bu mutfağa sokacağım. Tamam kızım. Tamam sokma. Sokma. Kız gittikçe anasını benzemeye başladı ha. Aşkım. Aşkım nasıl?
ya. Yapma bunu bana Azra'm. Yapma ya. Bittim ben ya. Senin baba buydu değil mi? Esi. Adı ne demiştin? Zeki galiba. Galiba. Oğlum sen kendi babanın adını bilmiyor musun ya? Ya ne bileyim Zeki işte. Kebapçı Zeki. Benim annemin yanındaki kim acaba? O da senin baba çıksa ya. Çavi saçmalama, benim babam kaptandı. Anne öyle söyledi. En iyisini sunmaya çalışıyorum. Neredesin lan sen Kerkenes? Annen seni arıyormuş. Telefon açmamışsın falan. Nereye bakıyorsun lan? Oğlum kime konuşuyor lan? Duruş! Git işte. Git, enişteni yardım et. Git. Tamam baba, tamam. Geçiyoruz. Afiyet olsun. Bizim oğlan boy benzemiş de huy benzememiş. Welcome. Umarım benim babayı bulurum. Şimdilik adiyo dostum. Ne zaman gidiyor? Kendine iyi bak, tamam mı? Sen ne zaman gidiyorsun? Ben uçak yarın sabah erken. Gitmeden biraz sokaklarda falan dolanırım. Gece de havaalanında yatarım. Geçer yani bir şekilde. Hava biraz soğuk mu ne? Hadi. Sen aşağılık numaracının tekisin Çavi. Ama benim kardeş. Fratello. Al şu anahtarları. Benim işim biter bitmez geleceğim, tamam? Grande. Var ya annemden sonra en çok seni özleyeceğim. He bu arada Türkiye'ye gidip papam bulunca sana söz borcumu göndereceğim. Çavi sen evden bir şey çalma, benim için yeter. Kayınço. Yahu Ahmet, ne bekarlığa veda partisiymiş ha. Vallahi bir eliniz varıp da veda edemediniz bekarlığa. Hayırdır Ahmet? Yok bir şeyin işte ya. Canım sıkkın biraz. Kim sıkmış acaba benim kayınçomun canını? Ahmet, bana onları isim isim ver. Öyle sıkmak değil enişte. Gönül meselesi. Ahmetciğim, gönül meselesi oldu mu en çok bana soracaksın. Ben ki aşk uğruna dağları delmişim de Ferhat olmuşum. Çöllere düşmüşüm de Mecnun olmuşum. Şirini... Ya enişte bırak gözünü. Sen bohçanı toplayıp ablama kaçmadın. Kaçtın evden ha, tam karşı. Hah, hemen bir fırsatını buldunuz mu eniştenize gömün ha. Yahu kaçtıysam ne olmuş? Ben aşk uğruna bütün ailemi karşıma almışım. Zekeriya amcayı gördüğünde niye kaçıyorsun o zaman? Kaçmak gibi değil de bizim büyüklere olan saygıdan mütevellit ortaya çık. Allah Allah! Allah Allah bu ya, gülüşler bir şeyler. Kalk, kalk buradan, çabuk kalk. Kalk, 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 kalk. Tamam enişte, tamam. İyi şeye ara. Allah Allah, tamam babam yok efendim, tamam babam Allah yok. Allah Allah. Kalk, ete şişmiş, şişe etmiş bir şeyler yap. Sonra efendim her şeyi Veysi efendi yapsın. Veysi şunu yap, Veysi bunu yap. Teşekkürler enişte, sen çok iyisin. Enişte şöyle harika yapıyor. Vallahi sen çok güzel yapıyorsun. Tabii ki kim yapacak başka? İşe yaramaz herif. Faydasız kundi. İyi akşamlar Arif ustam. Kebaplar yine on numara. Sağ olun efendim. Yine bekleriz. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Ustam sen bu işte bir numarasın. Eyvallah. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. İlk önce biz vardık efendim. Bize de bekleriz. Asmalı kebap. Şimdi biz varız efendim. Bozulu kebap. Kebabın gerçek adresi. Buyurun adacığım. Neymiş gibi kebap koktu, acıktım. Az beklerim, söyleyebilirsin. Buyurun efendim, buyurun delikanlı. Yok girmeyeceğiz, sağ ol. Ablacığım böyle alalım, aile salonumuz var. Lütfen. Şimdi yedim seni. Abla daha içeri girmedin, yersin kebabı, geçin. Evet, asmalı kebap. Ahlaksız adam, utanma! Hatice! Ne Hatice, ne? Evli bahtlı adamlara ayırmayı utanmıyorsun. Ay, utanmıyorum. Ay, utanmıyorum. Ay, utanmıyorum. Ay, utanmıyorum. Ay, utanmıyorum. Ya,
Abla ne dur ya, ne dur? Baksana kocam metresiyle burada oynaşırken ben ne yapayım, ne yapayım, nasıl durayım? Anne ne oluyor? Metreli mi? Müşterinin tek zamparalık etmiş. Bir dur da şu kocanın bir canına sıçayım, bir bir çekil. Gel lan buraya. Kendini otak. Hacı ne yapıyorsun? Hacı! Gitti adam. Yine içimiz yanar bahar. Bombala acilen birim adına yaşayan bir durum bak yetmez. Ama hayırdır kardeş, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Nasıl iyisin ya? Öyle olmaz. Hem zamparalık edeceksin, hem iyi olacaksın. Öyle ikisi bir arada olur mu ha? Anne! Anneciğim ne yapıyorsun? Yapma, yapma! Niye teyze, niye aldatıyorsun adama? Bıraksana! Sevdiği kadını aldattıysa hak etmiştir Ahmet Bey. Adamın kendi özel hayatı sana canım. Öyle mi? Al sana özel hayat. Al sen. Ya ya, hop hop. Çekilin bakayım, o hala burada mı? Sen hala... Hacı ne yapıyorsun? Sen gül gibi karını... Sen kaçma Hacı. Adamsın ha. Geleceğim, kaçma. Evlat. Şu rezilliğe bak. Eşleri kavga ediyor. Bunlar anca seyrediyor. Bir de benim Suzan'ıma bak kayınço. Hiç karışıyor mu? Seviyesini koruyor çünkü. Şu seviyesini koruyarak gelen ablam değil mi? Suzan! Ora è la chiave. E chiesa se la casa è un corale. Chavi. Basta adesso. Dove sono i soldi? Pagherò. Oddio, oddio. Pagherò da un tempo. Per favore. Per favore, dammi tempo. Ma che serve questo? Non puoi riavere i tuoi soldi da me in questo modo. Non voglio più i tuoi soldi. Ormai non è più una questione di soldi. Non puoi fregarmi. Hai capito? Basta. Basta, per favore, basta. Non te lo puoi cavare così. Basta, per favore, basta. Kalmati Zola, Zola fratello, çöz beni, çöz beni, halledeceğim ben. Çöz beni. Çöz beni, çöz beni. Kim bu adamlar? Kim bu adamlar Çavi, söyle. Kim bu adamlar Çavi? Vurma be. Kumar mafyası bunlar. Biliyordum, biliyordum. Bana yalan söylediğini biliyordum. Hep o yalandı değil mi? Babam yalandı. İstanbul her şey yalandı değil mi? Zola, Zola bak. Şimdi bunları tartışmanın sırası değil. Kaçmamız lazım. Haber alamayınca gelecekler. Ya ben senin yüzünden şimdi katil oldum değil mi? Ya bir sus. Bir sakin ol tamam mı? Bir sakin ol. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Ölmemiş, yaşıyor. Bayılmış sadece. Acı denti nasıl paran yok? Tabii. Şimdi ne olacak? Kaçmamız lazım. Çünkü artık senin de peşindeler. Davacığım hepsi bir oldu, saldırdı. Asılım biz senden davacıyız. Utanmıyor musun yaptıklarından? Ahlaksız adam ha konuşuyor. Çocuğundan da mı utanmadın? Hanımlar yeter yahu. Ahlak zabıtısı mısınız siz?
Adam sizden davacı. Alın oğlum bunları. Yok yok komiserim, şimdi almayın. Dükkanda bir sürü müşteri var, günah. Nasıl boş bırakalım dükkanı, sonra başka bir zaman alalım. Sabah gelelim, müşterilerle ilgilenmeniz lazım. Hem niyete saldırıyorsunuz, hem de anlayış bekliyorsunuz. Yarın sabahleyin erkenden gelmezseniz kelepçeye taktırıp öyle aldırırım size, haberiniz olsun. Geliriz geliriz, söz geliriz. Hadi bakalım. Suzan. Kahveler bizden. Hadi herkes otursun. Almışsın tavayı eline. Yeniçeri gibi koşuyorsun insanların üstüne. Ben hassas bir kadınım Meysi. İhanete dayanamam. Sana da ders olsun, sakın beni aldatmaya kalkma. Elin adamını bile zamparalık yaptı diye ne hale getirdiler ya? Demek biz yapsak patlıcan kebabı gibi şişirecekler bizi. Lan! Lan! Hepinizin hak ettiği bu ya. Neyse. Çavi, şimdi ne yapacağız? Ne bileyim ben, İstanbul'a gidiyorum. Peki ben ne olacak? Sen de gel. Saçma sapan konuşma Çavi. Benim ne işim var İstanbul'da? Onun adamı kafasını patlatmadan önce düşünecektin. Kretin o. Senin yüzünden yaptım ben onu. Öyle mi? Her şey benim yüzümden. Her şey tabii benim senin yüzünden. Öyle mi? Senin yüzünden. Her şey benim yüzümden zaten, öyle mi? Bırak be beni. Senin yüzünden oldu zaten. Senin yüzünden adamları vurdum ben. Bırak da. Gerizekalı. Istanbul è una città molto più misteriosa di quanto mi aspettassi. Zitto, Chavi. Non parlarmi. Sai cosa non hai? Spirito di avventura. Secondo me ci divertiremo molto qui. Guarda come vada. Yani böyle beraber yemek yememiz güzel de öyle dedik diye her dakikada beraber sofraya oturmak zorunda değiliz yani. Ama siz hep beraber olalım dediniz. Hı hı. Canım dün bir kere öyle bir laf ettik diye yani her dakikada sırt burt. Allah Allah. Yoksa siz bizi kocalarınızdan mı kıskandınız? Sana ne oluyor? Allah'ım, ne biçim laf öyle? Allah Allah. Ay ne kıskanması aşk olsun. Ettiği lafa bak. Ayrıca siz dönüp de Zekeriya'ya, hadi onu geçtim, Arif'e bakacak haliniz yok herhalde. Hadi siz onlara baktınız da kocalarımız size bakar mı acaba? Hiç bakar mı diyorsunuz. Diyoruz diyor. Diyorsunuz diyor. Ay yok, ben tutamayacağım kendimi. Yolayım ben. Yolma neyse, boş ver. Akşam akşam tadımız kaçmasın. Sen niye sırıtıyorsun acaba? Yemini bitir de kalk gidelim. Bu ne Ari? O ne mi? O... Tamam. Ya. Bizim dans ettiğimiz müziklerimiz değil mi ya? Evet, eski günlerdeki gibi. Ne dersin? Şimdi mi? Evet. Dans edelim yani. Niye olmasın? Tamam lan, edelim hadi. Kalk. Hadi o zaman. Kalk. Kalk. Hadi o zaman. Gel. Gel hadi. Hayır canım. Men. Hadi gel. Ya bıraksana. Aa. Men. Hadi gel. Ya bırak.
Ha, gel. Git Arif al. Gel dans dans. Dans etmeyeceğim ben. Gel. Ya bırak. Ya beğendiniz ama. Beğenmedik. Ya Arif biz güldük, eğlendik, dalga geçtik seninle. Bırak. Ayıp oluyor. Vallahi ayıp. Ya bırak. Ya bırak millet. Şeye çekip internete koyacak benim şeylerimi. Ay, olur mu? Ayıp. Ya hadi. Beni el aleme ezil. Aman. Lan ne? Zekeriya istemiyorum. Sağ ol. Ama istemiyorum. Ama hadi Nuri ya. Ama hep şikayet ediyorsun yani dans etmiyoruz diye. Bak edelim işte. Ya Zekeriya. Aa herkes bakıyor. Allah aşkına. Sen dans ederken ben yanında olmak istemiyorum. Çekiştirip durma. Arif. Arif gel biz de kendiniz edelim Arif. Gel ikimiz edelim. Gel. Gel. Siz bilirsiniz. Utanacağız da ya. Ya git hadi. Gel Arif. Bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Geç bakalım. Ben hemen yenisini attırayım. Zahmet olmaz Seher. Tamam, kusura bakmayın. Buyurun. Çavi, Çavi. Hanımlar, kebaplar nasıl olmuş? Müthiş. Kusura bakmayın, babamlar yok. Bir şey isterseniz ben burada. Teşekkür ederiz. Hazır da vardı, aldım geldim. Bravo Çavi. Buyurun. Buyurun, helal olsun. Beğene. Ne durumdasın? Var mı bir şey ihtiyaç? Yok yok kardeşim. Her şey yolunda. Sağ ol. İyi. Etleri terbiyeledim. Getirdim Ahmet. Mutfağa koydum. Abi ne yapayım şimdi? Seni tebrik falan mı edeyim? Ya bak bir daha böyle bir şey olursa başka kasap bulur, onunla çalışırım. Haberin olsun. Bir aksilik oldu abi. Ya abicim aksilik falan değil bu.
Babamlar gitti diye sen rahatlamışsın belli. Ama şunu bil, ben neysem Suzan'da ol. Lütfen bir daha sipariş et, zamanında getir. Böyle bir şey olmasın. Özür dilerim abla. Ne? Abla mı? Yuh! Ya et verme daha iyi, ne ablası? Ne demişler? Peynir ekmek yiyelim, ete para vermeyelim, birbirimizi sevelim, abla abi demeyelim. Tamam abi, tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi herkes işini başına, hadi. Liste. He. Mutfaktan bir şey ihtiyacın var mı? Ahmet, o değil de. Ne oldu? Sorun mu var? Sayende yok. Vallahi Suzan iyice dağılmıştı. Yani sen olmasaydın ben vallahi toplayamazdım. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın işte. Sivri biber. Ha? Biber bitmiş oğlum. Birazcık biber getir. Ha tamam, tamam. Hemen getiriyorum. Hadi. Ay çok teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Gayet. Çok teşekkür ederiz. Parayı bıraktım. Dükkanlara bak ya. Arif, çocuklarımızla gurur duyalım ya. Baksana tıklım tıkış doldurmuşlar dükkanları. Aferin lan. Şunlara bak ya. Al şunlar sizin. Bu kadar yeter mi işte? Bu akşam çıkar rahmetim, sağ ol. Senin ne işin var burada? Baba, ya bize yardım etmeye geldi. Sana sormadım damat. Senin ne işin var burada? Baba. Babacığım ben beceremedim. Yardıma ihtiyacım vardı. Ahmet'i çağırdım. Senin ne işin var burada? Baba ben çağırdım. Ben sana bu dükkana girmeyeceksin demedim mi bir daha? Adımını atmayacaksın demedim mi? Arif amcacığım. Ayşe, sen karışma. Müşteriler. Çabuk çık dükkana. Baba. Karışmayın. Çık dükkandan. Bir daha da gelme buraya. Çık dükkandan dedim. Ahmet hadi git sen. Ne oluyor Çağla? Ya yok bir şey, git işte. Demek sonunda işini hatırladın Ahmet Bey. Neredesin sen? Ben Çağla'ya söyledim. Ablamların yardıma ihtiyacı vardı. Aa ne güzel. Sen gezip tozacaksın, kızım çalışacak. Öyle mi? Baba tamam. Sana bunun için mi para ödüyoruz? Baba yeter! Yetmez! Yeter ya! Yeter! Bir insanın üstüne bu kadar gidilmez, yeter! Gece yarısı ne çağırıyorsunuz bizi ayağınıza? He? Bana bak, eğer Ahmet'in lafını geçiren olursa çok kötü parlarım, bak söylemedi demeyin ha. Asıl ben parlarım, kusura bakmayın babalar. Ama tabii ki de Ahmet'in adını geçireceğiz şu anda. Sizin Ahmet'e yaptığınız yenilir yutulur bir şey değil. Oğlum sana ne? Babayla oğul arasındaki sorun. Sen ne karışıyorsun? Ne demek sana ne ya?
Ya bu bizim de bir problemimiz. Ahmet'e böyle davranmaya hakkınız yok. Ya buna izin veremem. Evet, vallahi ben de izin vermem bak böyle bir şeye. Hak etmiyor yahu. Ahmet bugün kendisini bıraktı, bize yardıma koştu. Veysi. Ortada bir hata mı var babacığım? Hı? Yani biz bugün Ahmet'i çağırdık da bir hata mı ettik? O zaman bunun hesabını bizden sorun. Ahmet'ten değil. Tamam biliyorum Ahmet'e kızgınsınız ama bu da doğru bir kızgınlık değil ki. Oğlum sen ne biçim adamsın, ne biçim bir abisin? Ahmet senin kız kardeşini yarı yolda bıraktı. Aile şerefimizi iki paralık etti. Hmm. Bizim aile şerefimiz 25 yıl önce iki paralık olmadı mı baba? Bizim annelere para vermiş Ahmet gitmeleri için. Nasıl? Çağla'dan borç almış. Çağla'da eğer benim yanımda durursan vereceğim parayı demiş. Yani Ahmet sizin sırrınızı öğrenmiş. Böyle bir şey yapmasının nedeni Nuriye teyze ile Hacer anne öğrenmesin diye. Ne diyorsunuz oğlum siz? Nasıl lan? Yani kusura bakmayın ama... Yani Ahmet'in başına ne geldiyse bizim yüzümüzden geldi. Ahmet'in başına ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi. Anlaşmayı bozuyorum. Artık ne babamı ne de beni görmek zorunda değilsin. Ben seni bu hale düşünmek istemezdim. Sadece seni çok sevdim. Seviyorum. Canım yeter artık. Bu ne böyle cenaze evi gibi? Hakikaten ya. Yani üzülecek bir şey yok. Yüklenme kızım sen de kendine. Karnındaki bebeği düşün. Anne nasıl yüklenmeyeyim ya? Her şey benim yüzümden oldu. Hayır kızım. Her şey bizim yüzümüzden oldu. Evet. Her şey bizim yüzümüzden oldu. Biz 25 yıl evvel büyük bir hata yaptık. Hiç hak etmediğiniz bir şey yaptık. Sizi aldattık. Yaptığımızın hata olduğunu
olduğunu çok geçmeden anladık ama... olan oldu. İş işten geçmişti. İşte bu... koca yürekli çocuklar da... 25 sene önceki o gecenin meyveleri. Biz onları da hak etmiyoruz aslında. Azra'cığım, Ayşe'ciğim, ben aslında sizin abiniz sayılmam. Direkt abinizim. Zola değil ama. Ayımız dağılmasın diye bu çocuklar didindiler, çırpındılar. Belki de bizden daha çok üzüldüler. Ama bir kere bile bunlar bizim babamızdır. Biz onların çocuklarıyız diyemediler zavallılar. Kısacası biz çocuklarımızı helak ettik. Her şey bir tarafa da Hacer. Bizim size yaptığımız şey yenecek yutulacak türden bir şey değil ya. Beni affetmeni istemiyorum. Beni anlamanı da beklemiyorum. Ama şunu bil ki... çok üzgünüm. Bir kadın olmanın, bir anne olmanın en acı yanı nedir biliyor musun? Sabırdır. Bazen görürsün, görmezden gelirsin. Ailem dağılmasın diye. Çocuklarım üzülmesin diye. Ya siz bizi salak mı sandınız? Ha? Burnumuzun dibindeki Charlie ile Zola'yı anlamayacağımızı mı sandınız? Uzun zamandır farkındaydık biz. O zaman niye bir şey dedin? Ne söyleyecektik? Hı? Neyi yüzünüze vuracağız? İçimize attık içimize. Sessiz sessiz çok ağladık. Ya günlerce sorduk birbirimize biz Nuriye ile, dedik ki biz bunu hak edecek ne yaptık? Hmm. Adam gibi karşımıza çıkıp dürüstçe bir şeyleri itiraf etmenizi bekledik. Peki şimdi ne yapacağız? Hmm. Vallahi Zekeriya, ben bilmiyorum. Bilmiyorum Zekeriya. Yarın ne olacağını inan bilmiyorum. Hala aile olarak kalabilir miyiz dağılmadan bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bugün buradayız. Ve... çocuklarımın etrafımda olmasına ihtiyacım var. Evet, bütün çocuklarımızın. Gel kızım. Gel Veysi, gel oğlum. Hadi çocuklar, siz ne duruyorsunuz?
Biz sizi ne zaman çocuklarınızdan ayırdık? Gelseniz ol, hadi. O zaman aranıza geliyorum. Gel, gel, gel. Arif, Zekeriya siz niye duruyorsunuz? Gelsenize. Bakın belki de sevdikleriniz son kez yanınızdadır. Bu anın tadını çıkarın. Gel Arif, gel. Ahmet! Kardeşim, gel. Gel oğlum, gel. Ya Karamamba, gel, gel. Fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.